10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 90 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 9013. Onlara şu şehir halkını örnek ver, hani oraya elçiler gelmişti. 14. İşte o zaman biz, o şehir halkına iki elçi göndermiştik. İki elçiyi yalanlamaları üzerine üçüncü bir elçiyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz, dediler. 15. şehir halkı dedi ki, siz de bizim gibi bir insansınız. Doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok. Siz yalan söylüyorsunuz. 16-17, elçiler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz. 18. halk, elçileri tehdit ederek, şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlar, size acıma acı bir azap dokundururuz, dedi. 19. elçiler şöyle cevap verdiler, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye mi böyle söylüyorsunuz? Doğrusu siz, haddi aşan bir toplumsunuz. 20. O esnada, şehrin öte başından bir adam koşarak geldi, ey kavmim, dedi. Gelin, bu elçilere uyun. 21. Sizden hiçbir karşılık beklemeyen ve kendileri doğru yolda olan bu kimselere uyun. 22. Ne olmuş ki bana, kulluk etmeyecekmişim beni yaratana. Şunu iyi biliniz ki siz de ona döndürüleceksiniz. 23. Ben, ondan başka tanrılar edinir miyim hiç? Eğer Rahman bana zarar vermek dilerse, o tanrıların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve onlar beni kurtaramaz. 24. İşte o zaman ben, apaçık bir sapıklığa düşmüş olurum. 25. Haberiniz olsun ki ben Rabbinize iman ettim. Siz de bana kulak verin. 26. Ona, haydi, gir cennete, denildiğinde, ah ne olurdu halkım bilseydi, dedi. 27. Ah bir bilselerdi, Rabbimin beni affettiğini ve beni ikramlarla ağırladığını. Bulalım Yasin suresinin anlamını baştan sona okuyarak ana konularını bulunuz. Peygamberimizin, siyavı, dosdoğru bir yol üzere olduğu ve ataları uyarılmamış bir topluma uyarıcı olarak gönderildiği. Cevap: YSN suresinin ana konularını şu şekilde özetleyebilirim. Peygamberimizin, siyavı, insanları doğru bir yola çağırması. Toplumun atalarından gelen yanlış inançlara ve sapmalara saplanmış olması. Allah'ın varlığı ve kudretinin vurgulanması. Ahiret ve ölüm sonrası dirilişin mümkün olduğunun işaret edilmesi. Peygamberimizin, siyavı, elçiliğinin insanlara bir uyarı ve rehberlik olduğunun altı çizilmesi. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 90 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.